İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'u öldüren kişinin halen Ankara Çevik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan 1994 doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıkladı. Olayda 3 kişinin de yaralandığını ifade eden Soylu, saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef aldığını söyledi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir fotoğraf sergisinde tekbir getirerek Türkçe ile Arapça sloganlar atan Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay yaklaşık 2,5 yıldır Ankara'da görev yapan Karlov, yerel saatle 19 sıralarında katıldığı serginin açılışında konuşma yaparken gerçekleşti. Binaya polis kimliğiyle giren Altıntaş, önce havaya ateş açtıktan sonra Büyükelçi Karlov'a yakın mesafeden sırtına ve ensesine 4-5 el ateş etti. Daha sonra kaçışan davetlilere salonu derhal terk etmelerini söyleyen saldırgan tekbir getirerek yaralanarak yere düşen Karlov'a birkaç el daha silahını ateşledi. Anadolu Ajansı saldırganın saldırıdan yaklaşık 45 dakika sonra etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Thank you.